Merhabalar arkadaşlar, bir efsane soru çözümüyle daha karşınızdayım. Soru arkadaşlar orijinal bir sorudur kendisi. Elektrolizle kaplamacılıkla ilgilidir. Genelde zorlandığımız bir bölüm arkadaşlar. Kaplamacılık nasıl olur? Bu soru üzerinde bunu da anlatmış olacağım arkadaşlar. Şimdi bir elektroliz düzeneği kurulmuş bakın. Artı kutup biliyorsunuz anot. Eksi kutupta arkadaşlar katot. Yani şu anda görselde de anotun bağlı olduğu yerde bir altın çubuk görüyorsunuz. Elektrot görüyorsunuz. Katotun bağlı olduğu yerde de bir metal saat görüyorsunuz. Yani yukarıdaki düzenki metal saat altında kaplanmak istiyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani neyi kaplamak istiyorsanız orayı katoda bağlayacaksınız. Ne ile kaplamak istiyorsanız orayı da anota bağlayacaksınız. Bu kural. Şimdi olay nasıl gerçekleşecek? Anotun görevi yükseltgen mi arkadaşlar? Anotta yükseltgen mi olacak? Katotta ise indirgen mi olacak? Bu pilde de böyle, elektrolizde de böyle. Anotta yükseltgen mi olacak? Kim yükseltgencek? Buradaki altın çubuk yükseltgencek arkadaşlar. Altın nereye dönüşecek? Altın artı 3'e dönüşecek. Anotta gerçekleşen reaksiyon çubuğun aşınarak çözeltiye geçmesi. Peki katotta ne olacak? Katotta ise arkadaşlar çözeltide bakın altın 3 nitrat çözeltisi. Yani çözeltinin içinde altın artı 3'ler var. Çubuk aşınarak zamanla ne yapacak? Burayı besleyecek gibi düşünebilirsiniz. Altın artı 3 iyonları derişimini arttırmaya çalışacak. Ancak bir yandan da çözeltinin içinde bulunan altın artı 3 iyonları indirgenerek katotta metal saatin üzerine yapışacak. Yani katotta altın artı 3, 3 elektron alıp altına dönüşüp metal saatin üzeri altında kaplanacak. Şimdi bizden demiş ki metal saat anottur. Hayır, metal saat katottur. Bu yanlış arkadaşlar. Katotta altın artı 3 iyonları 3 elektron alıp altın katısına yarı tepkimesi gerçekleşir. Evet, bu doğru arkadaşlar. Çözeltideki, burası çok önemli bakın 3. öncül. Çözeltideki altın artı 3 iyon sayısı zamanla değişmez. Arkadaşlar bakın, bir yandan anotta yükseltgenme ile altın artı 3 iyonları oluşuyor. Bir yandan da çözelti içerisinde bulunan altın artı 3 iyonları indirgenerek saatin üzerine yapışıyor. Yani bir yandan altın artı 3 iyonların artışı, bir yandan azalışı var. Bu birbirini dengeliyor. O yüzden zamanla çözeltideki, burada dediği gibi altın artı 3 iyon sayısı zamanla değişmiyor. Nedenini tekrar söylüyorum. Anotta yükseltgenme ile çubuk yükseltgenek çözeltiye geçip altın artı 3 iyonları oluşturuyor. Bir yandan da çözeltinin içinde bulunan altın artı 3 iyonları indirgenerek metal saatin üzerine yapışıyor. Kaplamacılık dediğimiz olay da bu şekilde. Neyi kaplamak istiyorsanız onu katota bağlamanız lazım. Ne ile kaplamak istiyorsanız onu da anota bağlamanız lazım. Bir de tabii ki şunu da unutmamak lazım. Kaplamak istediğiniz maddenin çözeltisinde arkadaşlar içermesi lazım. Yani anot elektrota kaplayacağınız maddeyi ve onun çözeltisini içerecek bir sistem kurmanız lazım. Kaplamak istediğiniz maddeyi katoda bağlayarak ne yaparsınız? İstediğiniz maddeyle onun üzerini kaplarsınız. Olay elektroliz olayıdır. Elektrolizle kaplamacılık diye geçer arkadaşlar. Bu şekilde gerçekleşir olaylar. Evet, efsane soru çözümlerini arkadaşlar bir elektrolizle kaplamacılıkla ne yaptık arkadaşlar? Gördük. Bir sonraki soru çözümünde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.